Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz paralel kenar. Arkadaşlar paralel kenar aslında özel bir yamuk. Bundan önceki dersimizde yamuğu işlemiştik. Üst ve alt taban birbirine paralelken yan duvarların birbiriyle herhangi bir alakası yoktu. Fakat paralel kenarda işte yamuktan paralel kenarı ayıran özellik yan duvarlarda birbirine paralel olacak arkadaşlar. Yani bir paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve eşittir. Yani bu durumda bize bir kenar verildiğinde hemen bir diğer kenara a, AB uzunluğumuz B olarak verildiyse bunu hemen yukarıya çıkartacağız ve B diyeceğiz. Arkadaşlar yamukta yan duvarların açılar toplamı birbirini 180'e tamamlıyordu. Paralel kenarda ise Tüm ardışık açılar toplamı 180 derece olacak. Yani burayı 180 eksi x diyelim. E bakınız, B ile C de ardışık olduğuna göre burayı x dersek, C de ardışık 180 eksi x'imizi yazmış olalım. Yani bu durumda ne görmüş olduk arkadaşlar? Aynı zamanda bir paralel kenarda karşı karşıya olan açılarımız da birbirine eşitmiş. Yani ardışık açılar birbirini 180'e tamamladığına göre. Buraya gelelim bütünler diyelim. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve paraleldir demiş olalım arkadaşlar. Şimdi sorumuzu görür görmez arkadaşlar biz doğruda açılarda ne demiştik? Bir paralelde verilen bir açıyı muhakkak önce diğer paraleli taşıyacağım. Yani bakınız BC ile AD birbirine paralel ve burada bize DEC açısı verilmişse Al Z'den bu açıyı bir diğer paraleline taşı. Yani buraya da 90 derece mi yazmış oldum. Hadi gelin artık verilenlere bakalım. Biz BC'ye A dediğimiz anda karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için... Bu durumda AD'nin de A'ya eşit olduğunu yazarsak AE bakın 2 A'ya eşitmiş. O zaman arkadaşlar şu an burada elde ettiğimiz dik üçgene odaklandığımızda 90'ın karşısı 2 A iken bu özel bir üçgen olmak zorunda. Ancak 30 derecenin karşısı bunun yarısıdır. Yani buradaki açımızda bu durumda 60 derece olacak. Şimdi arkadaşlar biz A açısını toplam 65 derece olarak elde ettiysek bir paralel kenarda karşı karşıya olan açılar birbirine eşit. Dolayısıyla buradaki açımızda 65 ve şimdi alfa istendiğine göre buradaki e açımız 90 ise 65 artı alfanın da 90 olması. Yani bu durumda alfa açımızın 25 derece olması gerekecek arkadaşlar. Şimdi gelelim bir özelliğimize arkadaşlar bir paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar diyelim ve gelin ispatımızı yapalım. Şimdi biz karşılıklı kenarların birbirine paralel ve eşit olduğunu biliyorduk. O zaman bakınız arkadaşlar burada bir kelebek elde etmiş olduk. Buradaki açıya alfa dersek paralellikten taşıdım. Alfa dedim. Aynı şekilde buraya beta dediğimde paralellikten buranın da beta olduğunu yazmış oldum. Bakınız arkadaşlar burada DEC üçgenimle BEA üçgenin birbirine üç açısı da aynı olduğu için ne oldular benzer. Peki bakalım benzer benzerlik oranım ne bu açımıza teta diyelim e bakın tetaların karşısı birbiriyle aynı olduğuna göre Aslında bu üçgenlerimizin benzerlik oranı birebirmiş yani bu üçgenlerimiz birbirine eşmiş o zaman arkadaşlar alfanın karşısıyla alfanın karşısı aynı şekilde betanın karşısıyla betanın karşısı da birbirine eşit olacak dersek bakınız köşegenlerin birbirini ortaladığını işte ispat etmiş olduk. Pekala köşegenler eşit mi? Hayır arkadaşlar. Şöyle yana uzanan bir şeklimiz var. Bir köşegen muhakkak bir diğerinden büyüktür. Biz sadece köşegenlerin birbirini ortaladığını söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar sorumuzda öncelikle 90 dereceyi bu paralellikten alalım ve diğer paralel taşıyalım. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit işte olduğu için AD'ye de A diyelim. Şimdi bizden istenen AC uzunluğu. Gelin öncelikle AC'yi çizelim. Köşegenlerin birbirini ortaladığını söylemiş olalım. Bakınız arkadaşlar DB 16 ise buralara 8 8 diyelim. E şimdi 6 8'den hipotenüs 10 olurken aynı şekilde köşegenler birbirini ortaladığı için burası da 10 olacak ve aradığımız AC değeri de bu durumda 20'ye eşit bulunmuş olacak. Geçtik bir diğer sorumuza. Arkadaşlar e, C'ye a dediğimiz anda DE 2a'ya eşitmiş. Hemen öncelikle bunu yazdım. E ne biliyorum? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için buraya da 3a dedim. Arkadaşlar işte kelebek benzerliği üst ve altı birbirine paralel olan şekillerimizde. Ki nedir bunlar? Yamuk paralel kenar, kare ve dikdörtgen de karşımıza çokça çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar bakınız yan duvar belirli bir oranda ayrıldığı için Böyle şunu dışarı uzatıp kelebek elde edersem gelin önce buradaki kelebeğin işini bitirelim. Bunlar birbirine paralel. Bakalım benzerlik oranımız kaç arkadaşlar? E bunlar birbirine eşit olduğuna göre birebir. O zaman burası 3A ise buranın da 3A olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bizden DKKF oranlaması istendiği için gelin buraya X buraya Y diyelim. E benzerlik oranımız kaçtı arkadaşlar? Birebir. O zaman... Bu noktamıza da biz P noktası dersek DF ile FP de birebir benzerlik oranından dolayı birbirine eşit olmak durumunda. Şimdi burada dışarı uzattığımız kelebeği kullandık. Ama gelin arkadaşlar bakın burada şöyle noktaladığım şekle bakarsak aslında burada da yine bir kelebeğimiz var. Şimdi gelin buradaki benzerlik oranını kullanalım. X'in bunun tamamına oranı. Yani x bölü Burası da 2y artı x diyelim. Eşittir tabanın tabanı oranı diyelim. Yani 2a bölü 6a demiş olalım. Hadi gelin arkadaşlar buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. Ve içler dışlar çarpımı yaparsak. 3x eşittir 2y artı x olurken 2x'in 2y'ye 2'ler birbirini götürürken x'in y'ye eşit olduğunu bulmuş olalım. Bakalım soru bizden ne istiyordu? dk ki biz ona x dedik bölü kf'ye de y dedik. E, x ve y birbirine eşitse arkadaşlar buradan oranımız 1'e eşit olur. Bu sorumuzda da verilenleri gelin arkadaşlar adım adım işleyelim. Öncelikle burada en çok verinin olduğu yere odaklanırsam 3 4'ten hipotenüsüm 5. Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. CB'ye 5 dediğim anda geldim AD'ye de 5'imi yazdım. Daha sonra buradaki dikliği paralellikten aldım. Z'den aşağıya verdim. Şimdi arkadaşlar bakınız burada ne var elimde? Bir açı ortay. Paralellik ve açı ortay varsa Z'den taşı elinde gizli bir ikiz kenar olacak demiştik. Yani AB'den paralelden açımı aldım. Bir diğer paralele verdim. Bu açıda çizgili açı olurken bakınız arkadaşlar burada gizli ikiz kenarı da gördük. Yani DE değerimde 5'e eşit olacakmış. Şimdi Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Yani burası da 8 olduğuna göre bakın artık bize sorulan x'i biz buradaki dik üçgen içinde elde etmiş olduk. Ve dik kenarlardan biri diğerinin iki katıysa hipotenüsümüz buradaki küçük olan sayının kök 5 katına eşittir diyerek sorumuzun cevabına ulaşmış oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu özelliğimizi biz yamukta da görmüştük. Bir yamukta yan duvardan açıortaylar çizildiğinde burada tekrar ispatımı yapmıyorum. Buradaki açılarımızın ardışık açıların toplamı 180 derece olduğu için açıortayların arasında kalan açının 90 derece olduğunu söylemiş ve ispatlamış idik. Şimdi aynı şekilde paralel kenarda da ardışık açılar birbirini 180'e tamamladığı için açıortaylarımın arasında elde ettiğim açı 90 derece olacak. Bir de arkadaşlar burada açıortayların kesiştiği bu noktadan tabanlara paralel çizildiğinde biz bunu uzattığımızda bunun ne olduğunu biliyorduk. Yamuğun orta tabanı. E arkadaşlar paralel kenarda bir yamuk olduğu için Aynı özellikler işte paralel kenarda da geçerli olacak. O zaman buraya A dedim. Buraya da A dedim. E, muhteşem üçüden buraya da A yazarsak. Bakınız buraya B dersek arkadaşlar. Aslında bu da bir paralel kenar olduğu için. Direkt olarak A, eşit olacaktır. Aynı şekilde sadece yan taraftan değil üstten de açıların birbirini 180'e tamamladığı için bakınız burası 90 derece olurken hemen bana verilen paralelliği uzattığımda e yine tam ortası olacak. Yani A A A dersek arkadaşlar gelin buraya da B diyelim. E şimdi burada elde ettiğimiz şekilde paralel kenar olduğu için karşılıklı kenarların birbirine eşit olduğunu yazmış olursak işte sorularımızın çözümünü kolaylıkla yapabilmiş oluruz. Şimdi bu sorumuzda ise arkadaşlar bakınız buradaki açı ortaylar paralelime kadar gelmiş. Hemen gelin Z'den taşıyalım ve gizli ikiz kenar üçgenlerimizi görmeye çalışalım. Aldım bu açıyı paralelden aşağıdaki paralele verdim. Bakınız burada elimde gizli bir ikiz kenar olurken AF'nin tamamı 6 ise buraya 6 eksi x'imi yazdım. Şimdi aynı şekilde burada da çizgili açım paralele kadar geldiği için bunu da Z'den taşırsak burası çizgili olacak. Bakın burada da yine ikiz kenar bir üçgen elde etmiş olduk. Pekala paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Dolayısıyla AD 6 ise BC 6 diyelim ve buradaki EB uzunluğunun da 6 olduğunu söylemiş olalım. Şimdi FB değerimiz de mecburen 6 eksi x oldu. E arkadaşlar buradaki 3 uzunluğumun toplamı yani 12 eksi 2 x artı x işte karşıdaki kenara yani ona eşit dersek 12 eksi x eşittir 10 ise aradığımız x değerini elde etmiş oluruz. Hemen geçtik bir diğer sorumuza. Bakınız buradaki açıortaylar paralelime kadar gelmemiş. Açı ortaylar bir noktada birleşmiş. O zaman hemen yamuktaki bilgimizde ne diyecektik? 1. Bu açı 90. 2. Bu açı 90. Bunları birleştirdiğinde uzatıyorum ve burası benim tam orta tabanım olduğu için 3-3 dedim. Muhteşem üçlüden buraya da 3'ümü yazdım. Aynı şekilde sağ tarafta 3-3 ayrılırken burası da 3 olacak. E arkadaşlar bu bir paralel kenar oldu. Dolayısıyla bu kenar ile 10 birbirine eşit olmalı dersek 6 artı x'in 10'a eşit olduğu durumda x değerimiz 4'e eşit olacak. Bir paralel kenarın alanı nasıl buluyoruz arkadaşlar? Elimizde taban varsa yamuk gibi düşünürsek aslında bakınız alt taban ve üst taban birbirine eşit. O zaman alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 derken 2x çarpı h1 bölü 2. Bakınız aslında taban çarpı yükseklik bize paralel kenarın alanını veriyormuş. O zaman arkadaşlar bir paralel kenarın alanı taban çarpı o tabana inen yükseklik veya bakınız bize y kenarı verilirse işte y tabanı çarpı y'ye inen yükseklik diyerek paralel kenarımızın alanına ulaşmış oluruz. Şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada alan ABCD nedir diye sorulmuş. Öncelikle A'dan ve B'den açıortaylar çizildiğini görüyoruz. O zaman arkadaşlar, tayların kesişiminde elde ettiğim bu açı 90 derecedir dedim. E elimde dik kenarlar mevcutsa. Burası 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı ise hipotenüsün 5'in 5 beş katından 25 olacak. E, soru benden alan istiyordu. O zaman arkadaşlar benim elimde 25 tabanı varsa benim amacım bu tabanı inen yüksekliğe gitmek olmalı. O zaman E'den aşağıya devam ettirdiğimde gelin buraya da H diyelim. Şimdi alanım taban 25 çarpı bu tabana inen yükseklik 14 artı haştır diyebiliriz. Yani benim burada amacım H yüksekliğini bulmak. O zaman da arkadaşlar gelin buradaki üçgende aslında biz dikten gelen bir dik elde ettik. Öklit yapacak mıyız? Hayır. Çünkü elimde hipotenüsün tamamı var. O zaman dik kenarların çarpımı eşittir. Taban çarpı yükseklik dersek hemen 25'i e eşitliğin diğer tarafına bölüm olarak geçirdim. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm gitti, 5'e böldüm 3 oldu. Yani buradan yüksekliğin 12 olduğunu elde etmiş olduk. O zaman arkadaşlar H yüksekliğim 12 ise bizden istenen alanda 25 çarpı 26 olurken gelin bunu 2 çarpı 13 olarak parçalayalım. Artık 50 çarpı 13'ten de buradaki alanın 650'ye eşit olduğunu bulmuş olalım. Geçelim bir diğer sorumuza arkadaşlar. Burada DH değeri bize 7, HC değeri de 13 olarak verilmiş ve paralel kenarın çevresini bulmamız istenmiş. Öncelikle biz açıortayların kesişimi olduğu için buranın 90 derece olduğunu biliyoruz. Ve karşılıklı kenarlarımız birbirine eşit olduğu için AB değerimiz de 20 olacak diyelim. Fakat bir önceki soruda olduğu gibi E'den aşağıya dik indirdiğimizde bakınız elimizde bu kenarlar mevcut olmadığı için işte bu diklik herhangi bir işe yaramayacak. Ve biz bu soruda çevreyi bulmak istediğimiz için arkadaşlar işte bizim buradaki bir kenar uzunluğuna odaklanmamız gerekecek. O zaman ne yapalım? Açı ortayların kesiştiği yerden tabanlarıma paralel çizdiğimde bakınız bunlar paralel olsun. İşte biz bu paralelin ne olduğunu biliyorduk arkadaşlar. Tam ortadan geçtiğini dolayısıyla 10 diyelim 10 diyelim Aynı şekilde burayı da onu 10 10'luk ayıracak. Yani burası 10 olacaksa buradaki küçük olan parçama da 3 birim kalmak zorunda. Şimdi arkadaşlar burada EH değerim 4 olarak verildiyse buranın bakın 3, 4'ten 5 olduğunu buldum. Aşağıdaki AEB üçgenine de odaklandığımızda arkadaşlar bakınız burası 10, 10 olduğuna göre burada da muhteşem üçlümüz olacak. Yani buranın da 10 olduğunu söylersek işte biz o zaman Burada bir kenarın 15'e eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Şimdi artık bizden çevre mi isteniyordu arkadaşlar? 2 tane 15'lik, 2 tane de 20'lik kenarım olurken işte bakın bu ikisinin toplamından çevreye ulaşmış oluruz. Bir paralel kenarda bir köşegen çizildiğinde buradaki alanlar birbirine eşit olarak ayrılmış olacak. Pekala diğer köşegende çizdiğimizde köşegenler birbirine ortaladığı için arkadaşlar bu sefer bakınız bu ikisi birbiriyle bu ikisi birbiriyle aynı. O zaman ben buradaki bir alanı A alanı dersem o zaman tabanlar aynı olduğu için bakın alanlar da aynı. Aynı şekilde tabanlarım eşitse, alanlarım eşit dersem, işte tüm alanlarım birbirine eşit olarak ayrıldığını söyleyebilirim. Şimdi gelin sorumuza bakalım. Öncelikle en çok verimin olduğu yerle başlıyorum. Bakınız burada 90 derece var ve bu dik üçgenin dik kenarları 3'e 4. O zaman hipotenüse 5'imi yazdım. Ve karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için buraya da 5 dersek arkadaşlar, bakınız soru bizden x'i istiyor ve Buradaki x aslında buraya da h dersek 5'lik tabana inen yüksekliğim. O zaman arkadaşlar ben buradaki alana a alanı demiş olursam işte a alanı taban çarpı o tabana inen yükseklik bölü 2'ye eşittir diyebiliriz. Şimdi bir paralel kenarın köşegeni bu alanı iki eşit parçaya ayırıyordu. Dolayısıyla buradaki alanımın tamamı da A olurken e aynı A alanı. Bakın elimde taban mevcut ve 10 çarpı e bu tabana inen yüksekliğin de 3 olduğunu görüyorsam, işte taban çarpı yükseklik bölü 2'ye eşittir dersek, gelin sadeleştirmelerimizi yapalım ve aradığımız x değerinin 6'ya eşit olduğunu bulmuş olalım. Şimdi geçtik bir özelliğimiz arkadaşlar. İspatını yapmayacağım. Bununla zaman kaybetmeyeceğim. Burada gördüğünüz şekilde alanların arasındaki sayısal verileri akılda tutmak birazcık zor oluyor. O yüzden ben buraya Türksel alanı diyorum. Arkadaşlar Türksel'in numarası şu an 532 ama daha önceki yıllarda 444-0532 idi. Çevirin bakın Türk numarası değişmiştir diyecek. İşte öncelikle gelin Türk numarasını yazalım. 444-0532 demiştik. İşte arkadaşlar bir paralel kenarda bir köşeden karşı kenarların orta noktalarına gittiğinde ve bunları birleştirdiğinde bakınız buradaki alanları parçalamış oluyorum. İşte ben bu alanları nasıl parçalıyorum arkadaşlar? 444 532'nin sayılarıyla oranlı. Bakınız 444 birbirine eşit olan alanlar neresi? E, bu üç alan birbirine eşit görünüyor. 4s 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 dedim. 444. Daha sonra 532 demiştik. En büyük alanımın neresi olduğunu görüyorum. Bakınız burası arkadaşlar 500 buraya 3 diyeceğim 2 yanda kalanlar eşit İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi bu soruda 444 0 532'ye 444 532 2 olarak parçaladığınızda kolaylıkla buradaki alanları ezberleyebilmiş oluruz. Aynı zamanda arkadaşlar bakınız buradaki alanlarımız eşit olduğu için buradaki kenar uzunluklarımızın da eşit olduğunu söyleyebilmiş oluruz. Şimdi bakınız arkadaşlar bu sorumuzda da bize ne soruyor? Alanların oranı. Fakat ve paralel kenarın bir köşesinden karşı kenarlara gitmiş ama bir de benim neye ihtiyacım vardı? Şuradaki köşegene. Artık bunu çizdiğime göre Türksel'in numarası neydi? 444 0 532 birbirine eşit alanlarım 4 4 4 en büyük alanım ortadaki 5 yukarıya çıktım 3 dedim 32 yanlara da 2 mi yazdım şimdi bakalım bizden ne isteniyor arkadaşlar AEF üçgeninin alanı yani biz buraya ne demiş olduk 9 bize oran sorulduğu için eslememe ya da ağlamama gerek kalmadı bölü tüm alan denmiş pekala tüm alanım ne 4, 4, 4 burası 12 olurken buranın toplamı da 12 olacak ve toplam alanım da 24 olduğuna göre gelin 3'e bölüp sadeleştirelim. İşte alanlar oranı 3 bölü 8'e eşit olacak arkadaşlar. Şimdi gelin arkadaşlar küçük bir ispat yapalım. Buradaki tabanımıza A diyelim ve E'den bu tabana inen yüksekliğe H diyelim. AEB üçgenimin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Pekala paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklik. Bakınız arkadaşlar buradaki ABCD'nin alanı aslında bir kenara sahip olan üçgenin alanının iki katı oldu. O zaman ben bir paralel kenarda buradaki alana S demiş olursam paralel kenarımın alanının yarısıdır diyebilirmişim. Aynı şekilde arkadaşlar mesela yan tabanı da şöyle kucaklayan bir tane üçgen elde edersem işte şu an burada taradığım alanda tüm paralel kenarın alanının yarısına eşit olacak diyebiliriz. Hemen gelin buradaki sorumuza bakalım. AEK üçgeninin alanı 2 olarak verilmiş. KFB'nin alanı ise neymiş arkadaşlar? Bakınız 23. Önce bunu gördüğüm anda AB benim kenarım B. Bakın bu kenarı kucaklayan bir tane alanım mevcut. O zaman aklıma hemen gelecek İşte buradaki üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısı. Boştaki alanı A dedim. O zaman benim yarı alanım 23 artı A'ya eşittir dedim. Şimdi arkadaşlar bir de bakınız burada bize şöyle bir bilgi verilmiş. Biz AE'ye K dersek DE bunun iki katına eşitmiş. O zaman da ben K kenarına gelen alanı bulduysam hemen D'den B'ye birleştirdiğimde 2K'lik alana da bakın bunun 2 katı alan gelecektir. Yani 4 artı 2A dersek. Şimdi arkadaşlar şu an mavi ile taradığım buradaki üçgenim de aslında paralel kenarımın alanının yarısına eşit. O zaman bunları toplarsam 6 artı 3A'lık alan da bu paralel kenarın alanın yarısı. Dolayısıyla bunlar birbirine eşitmiş diyeceğim. Hadi gelin sayıları ve bilinmeyenleri bir araya geçelim. Buradan 17 eşittir 2A olacak. Yani A değerimiz 17 bölü 2'ye eşit olacak. Pekala soru bizden ne istiyor? Tüm alanı. Arkadaşlar yarı alanım neydi? 23 artı A. O zaman tüm alanım ne olur? E, bunun 2 katı yani 46 artı 2A dersek e, biz zaten 2A'nın 17 olduğunu bulduysak artık bu ikisini topladığımda cevabıma ulaşmış oldum. Arkadaşlar paralel kenarda alanla ilgili bir özelliğimiz daha var. Bir paralel kenarın iç noktasına herhangi bir nokta elde ettiğimde bakın bu da aslında dörtgenlerde öğrendiğimiz gibi açık zarfa benzeyen bir şekil oldu. İşte biz buradaki alanlara A1, A2, A3 ve A4 alanı dersek arkadaşlar burada karşılıklı olan alanlar toplamı yani A1 artı A3 eşittir. Karşılıklı alanlar toplamı A2 artı A4'e aynı zamanda bu A1 artı A3 karşılıklı toplam paralel kenarımın yarı alanına aynı şekilde A2 A4'te paralel kenarımın yarı alanına eşittir diyebiliriz. Hemen gelin sorumuza bakalım. Burada E noktası yani DB ve AC doğrusal değil arkadaşlar. Doğrusal gibi çizilmiş. İşte burada bize alanlar verilmiş. Biz ne demiştik? Karşılıklı alanlar toplamı yani 7 artı yani 7 artı 10'dan 17 eşittir. Karşı karşıya olan alanlar toplamı 8 artı x dersek 17'nin 8 artı x olduğu durumda işte buradaki x alanının 9 olduğunu bulmuş oluruz. Şimdi bir diğer özelliğimiz de arkadaşlar bir paralel kenarda ben ispatımızı yapalım. Bu açıların eşit olduğunu biliyorum. E alfa 90 ise gelin 3. açıya beta diyelim. Bu durumda burası beta olacak. E karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğuna göre arkadaşlar bakınız buradaki uzunluklarım da a'ya a olacak. E sağ ve solda elde ettiğim bu üçgenler birbirine eş oldu. Çünkü 90 derecelerin karşısı eşit. O zaman arkadaşlar beta'nın karşısına x dersem burası da x. Alfa'nın karşısına da h dersem bakınız burası da h'ye eşit olacak. Yani neymiş arkadaşlar? Bu durumda bir paralel kenarın ben bir köşegenini çizersem işte bu karşılıklı noktalardan bu köşegene inen yükseklikler birbirine eşit ve bu yüksekliklerin köşelere ayırdığı parçalarda birbirine eşit olacakmış. O zaman bakın şurada ok ucuna benzeyen bir şeklim mevcut. E burada tabanın DE olurken A'dan indirdim yüksekliği. C'den indirdiğim yüksekliği. E bu yükseklikler birbirine eşit olduğu için arkadaşlar tabanlar eşit, yükseklikler eşit. O zaman alanlarım da eşit olacak. Yani bu ok ucunda elde edilen iki alan birbirine eşit olacak diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bu özelliğimizin ispatı benzerlikten geliyor. Fakat gördüğünüz bu şekilde birbirine benzeyen o kadar fazla üçgen var ki o yüzden biz burada hangi üçgenlerin benzerliğini kullanacağımızı düşünmektense bu formülü kafamıza yerleştirdiğimizde çok basit bir şekilde çözümümüzü yapabiliyoruz. Pekala arkadaşlar bunu kafamıza nasıl şifreleyelim? Bir tane paralel kenarım var. Adam bir köşegeni çizmiş Bakınız DB köşegeni diğer köşegeni çizmeye çalışırken sanki bakın eli dışarıya kaymış. İşte arkadaşlar buradaki özelliğimin elin dışarı kaydığı yerle ilgili ve ben burada diyorum ki öğrencilerime içteki parçanın karesi x kare eşittir. Aynı öklitteki gibi yavaş yavaş çık dışarı. Yani a çarpı a artı b parça bölü bütün olarak işte bu özelliğimizi ezberlersek bakınız burada şurada bir kelebek benzerliğim var. Bu bir. İki. Burada yine bir kelebek benzerliğim mevcut. Bakın üçüncü kelebek benzerliğim burada var. Üç. Bunlar birbirine paralel olduğu için bunlar birbirine benzer. Yani gördüğünüz gibi burada o kadar çok benzer üçgen var ki hangilerinin benzerliğini kullanacağınızı aslında düşünmenize gerek yok. Bakın sorumuza bir paralel kenar var, bir köşegen çizilmiş, diğer köşegeni çiziyor gibi yaparken el dışarı kaymış. O zaman biz ne demiştik? İçteki parçanın karesi yani 4 eşittir. Yavaş yavaş çık dışarı. X çarpı x artı 3 diyelim. E şimdi arkadaşlar, bunların çarpımı bana 4'ü verecekse, bakınız, bir kere 4 4'tür. O zaman buradan x değerinin 1'e eşit olduğunu elde etmiş oluyoruz. İşte burada ispat yolundan gidip hangi benzerlikleri, hangi üçgenleri kullanacağımızı düşünmektense bu formülü bu şekilde kafaya yerleştirmek soruların çözümünü kolaylıkla getirecektir. Arkadaşlar burada anlatacağım özelliği de size ispatlamayacağım fakat şöyle bir küçük bahsedeyim. AC ile BD köşegenlerini çizdiğimde köşegenler birbirini ortaladığı için bakınız bu nokta tam ikisinin orta noktası olacak. O zaman H2 ve H4 birbirine paralel olduğu için bakınız ben bu orta noktadan bunlara paralel çizdiğimde burası aslında benim yamuğumun orta tabanı. Aynı şekilde bakınız H1 ile H3 de birbirine paralel olduğu için e bu yamuğun orta tabanı deyip ispatını işte bu şekilde yapabiliriz. Arkadaşlar burada ispatla vakit kaybetmeyelim. Çünkü çok akılda kalabilecek bir özellik. İspatından bahsettim. Yazarak zaman kaybetmeyeceğim. Çünkü çok kolay akılda kalabilecek bir özelliğimiz var. Özelliğimiz ne? Bir paralel kenarın köşelerinden paralel kenarın dışından geçen bir doğruya indirdiğim yüksekliklerle alakalı. A'nın karşısında hangi köşem var C? İşte A'dan bu doğruya inen yükseklikle C'den bu doğruya inen yüksekliğimin toplamı aynı şekilde karşılıklı olan köşelerim. D'den ve B'den inen yükseklikler toplamına eşittir diyebiliriz. Hemen gelin sorumuzda bunları görmeye çalışalım. Bakınız arkadaşlar DF'nin 9 olduğu verilmiş. CH'ın kaç olduğu sorulmuş. Şimdi paralel kenarım var bir doğrum var. Bakınız bu dışarıda değil ama tam köşeden geçiyor. Olsun fark etmez. Hemen A'dan inen yükseklik 4 artı A'nın karşı köşesi C. C'den inen yükseklik dedim. Eşittir dedim. Şimdi D ile B karşılıklı. D'den inen yüksekliğimin 9 olduğunu görüyorum. Artı. B'den inen yükseklik e zaten B bu doğrunun üzerinde. Dolayısıyla 0 dersek işte buradan aradığımız değerin 5'e eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Pekala bu sorumuzda arkadaşlar bakınız bu sefer doğrum paralel kenarın içinde. İçindeyse formül değişiyor ama ben niye yeni bir formül öğreneyim? Gelin bir önceki soruda olduğu gibi bu doğruyu paralel kenarımın bir köşesine taşımaya çalışayım. Öncelikle bakalım soru bize ne vermiş? A, B, C'nin D'ye olan uzaklığı sırasıyla 2, 4 ve 1'miş. Şimdi bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı direkt dik indiğimde burası 2'ymiş. B'nin uzaklığı kaç verilmiş arkadaşlar? 4. C'nin uzaklığı ise kaç verilmiş? 1. Ve bizden D'nin bu doğruya uzaklığı istenmiş. İndirdim ve buraya da H demiş oldum. Şimdi arkadaşlar bu doğru benim paralel kenarımın içinde oldu. Ya dışında olacak ya köşesinde olacak. E, geliyorum ben de bu doğruya paralel bir doğruyu şöyle B noktasından geçecek şekilde çizmiş oluyorum. Arkadaşlar iki paralel doğru arasındaki uzaklık her yerde aynıdır. O zaman burası 4 ise devam ettirdiğimde buraya 4 dedim. Devam ettirdim buraya da 4 dedim. E, burasının tamamı 4 olduğu için C'nin üst kısmı 1 ise alt kısmına 3 kaldı dediğim. Şimdi gelin artık bildiğimizi okuyalım arkadaşlar. A noktasını buldum. A'nın artık bu doğruya olan uzaklığı. Bakın 2, 4 daha kaç oldu? 6. Artı diyelim A'nın karşı noktasını buldum. E, C'den bu doğruya inen yükseklik 3 dedim eşittir. Şimdi D'den indirdiğim yükseklik. Bakınız H artı 4 olurken B'den indirdiğim yükseklik. E artık B bu doğrunun üzerinde olduğu için 0 dedik. İşte arkadaşlar 9 eşittir H artı 4 dersek buradaki yüksekliğinde 5'e eşit olduğunu farklı bir formül görmeden bilmeden bildiğimizi kullanarak elde etmiş oluruz. Şimdi son sorumuzda ise arkadaşlar buradaki dörtgenimizin alanıyla buradaki üçgenin alanı bize eşit olarak verilmiş ve EF bölü EB değerini bulmamız istenmiş. Arkadaşlar şu an burada EFDA ok ucuna benzeyen bir şekil. Ben bunun alanı ile ilgili bir yolum yapamıyorum. Ama burada F'den A'ya gidersem arkadaşlar bakınız buradaki alana B dersem işte bu alan benim paralel kenarımın alanının yarısıydı. Dolayısıyla buraya da A artı B'dir diyebilirim ki paralel kenarımın alanı 2 artı 2B olurken burası onun yarısı A artı B'ye eşit olsun. Şimdi arkadaşlar bakınız artık A'yı tepe kabul edersem EF ile FB'nin alanları arasındaki ilişkiye baktığımda buradaki alanım A artı B e, buradaki alanım da A artı B o zaman arkadaşlar tepeleri aynı olduğuna göre yükseklikleri aynı alanlar aynıysa da tabanlarım aynıdır diyebilirim. Yani bu durumda EF ile FB'de birbirine eşit olacak. Şimdi biz buraya gelin x diyelim. FB'ye de gelin x diyelim. Artık bizden istenen EF x bölü EB bunun tamamı olduğu için 2x olup sadeleştirmemi yaptım ve cevabımın 1 bölü 2'ye eşit olduğunu bulmuş olurum arkadaşlar. Evet bu konumuzu da bitirdiğimize göre arkadaşlar paralel kenarda da bazı özellikler var ama bunları da kafamızda şifrelersek hem unutmamış oluruz hem de sorularda bunları karıştırmadan kolaylıkla görmüş oluruz arkadaşlar. Artık sıranız size geçtiğini hemen sorularınızı çözmeniz gerektiğini hatırlatıyorum. Görüşmek üzere diyorum.